Uşağın kanayan yarası olan maden çalışmaları durmak bilmiyor. Ege bölgesine can suyu veren Murat'tı maden şirketlerinin adeta saldırısına uğradı. Bizler de Git Medya olarak yapılan çalışmaları sizler için belgeledik. Yaklaşık 300 bin hektarlık alana yayılmış olan Murat Dağı'nda ruhsatlandırma, maden arama için sondaj ve altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce altın madeni için ruhsat başvurusu yapılan Karaağaç bölgesinde mahkeme kararıyla durdurulan süreç, hülle yoluyla yeniden canlandırılmak istenirken, Git Medya bu kez başka alanda yürütülen faaliyetleri gün yüzüne çıkarıyor. Murat Dağı'nın en önemli su kaynaklarını içinde barındıran Bahadır Köyü'nün Baklan mevkiinde yetki devri yapılarak gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir maden firmasının bir diğerine devrettiği ve 2014 yılında çıkarılan ÇED gerekli değildir belgesini kullanarak yeniden faaliyetlere başlayan Soyap Madencilik, bölgeye çok sayıda yeni koordinat tabelası çakarak büyük endişe yaşanmasına neden oldu. Madenciler tekrar sondaj çalışmalarına başlamışlar. Biz 3 yıl, 4 yıl önce geldiğimizde şu sol alt tarafta çalışmalar başlamıştı ilk sondaj çalışmaları. Ama bugün geldiğimizde gördük ki Baklan Kulesi'nin olduğu alandan Anıt Ağaç'a gelen yol üzerinde de koordinatların dikildiği lafaları gördük. Demek ki bu bölge komple maden sahasının içine girecek. Murat Dağı için yıllardır mücadele veren emekli öğretmen Ramazan Taylan, acı tabloyu işte böyle anlatıyor. Ancak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Soyap Madenciliğe 4 Ekim 2022'de verilen sözde kurşun çinko arama izninin geçerlilik süresi de neredeyse 10 yılı buluyor. İşin çok daha tehlikeli boyutuysa izin alınan alanların yüz ölçümlerinde saklı. Son çıkan yasaya göre 25 hektardan büyük alanlarda ÇED raporu isteniyor. Küçük alanlarda ÇED raporunun istenmediğini biliyoruz. Bizim bu çalışma yapılacak alanda 1000 hektarın üzerinde 1 hektar 10 dönüm olduğuna göre bu maden sahasının yani Soyap Madenciliğin çalışmalarının ne kadar büyük bir alanı kapsadığını tahmin edebilirsiniz artık. Çünkü çok geniş bir alanda milyonlarca çam ağacı. Binlerce demiyorum çünkü bu bölgede milyonlarca çam ağacı var. Henüz çok geniş olmayan alanlarda sadece maden arama faaliyeti gerçekleştirmiş olan firmanın sahip olduğu belgelere bakıldığında izinlerin sadece birkaç hektarlık alanlar için alındığı görülüyor. Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde ortaya çıkan görüntülerse yürek burkucu. Zirvelerin hemen yamacından açılmaya başlanan yolla büyük tahribat yaratılmış. Yolun yarım kalmasının sebebi de ben tekrar yine orada devreye girdik. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Bizim köyümüzün içme suyu var orada diye. Tam içme su kaynağının yakınlarına da kesinlikle maden araması yapılmamasın diye çok karşı çıktık yani. Gediz, Menderes ve Sakarya havzalarının ana su kaynağını oluşturan Murat Dağı'nın farklı noktalarında yürütülen madencilik faaliyetlerinin yarattığı en büyük risk suyla ilgili. Bu bölge Murat Dağı olarak su yataklarının olduğu bölge. Öncelikle Banaz ve Uşak'ın içme sularının kaynağı Murat Dağı. Özellikle söyleyeyim ki %60-%70 suyumuz Ege bölgesinin Murat Dağı kaynaklarından faydalanmaktadır. Bu bulunduğumuz bölgede bu kaynakların başlangıcıdır. Su son yıllardaki kuraklıklarla birlikte ülke için genel bir sorun haline gelirken maden tesisleri faaliyete başlarsa başta Tepedelen olmak üzere Murat Dağı'ndaki kaynaklardan büyük miktarda su çekilecek. Bu gerçekse yaşanabilecek tahribatın boyutunu daha da korkunç hale getiriyor. Ağaçlarımız kesilmesin, değil mi? Yani şu görmüş olan suyumuz batmasın. Biz bunun için varız burada. Su kaynakları hep gidiyor aşağı. Bir süre bu sene hep kavga ettik. Suyumuz olmadı, sulayamadık. Bu da bir batarsa biz zaten biz de batarız. Yani durum bu. İstimoz, kazıldığında istimoz gelmesin ha.
Suyumuz kesiliyor her yerden. Su kesildi, susuz kaldık. İstimoz. Evveli çok çok her yer dereler, tepeler su akardı. Şimdi yok. İçecek suyunu zor buluyorum. Yok. Hep dere su akardı evveli. Yok şimdi yok. Maden şirketleri eğer bu bölgeyi kazmaya başlarlarsa bölgede yapılacak patlatmalar ya da ortaya çıkacak afriyatın taşınması sırasında arkamda görmüş olduğunuz yaklaşık 800 yaşındaki anıt ağaç belki de tarih olacak. Batlan bölgesi böylesine bir tehdit altındayken Bahadır Köyü muhtarı Kader Metin tepedelen anıt ağacı için girişimde bulunduklarını anlatıyor. Daha önce anıt ağacının etrafında 50-100 metre hatta 50 metreye kadar yakınında maden arayacaklardı bundan. Benim şu an bildiğim, edindiğim bilgilere göre anıt ağacın 700 metre etrafına kadar hiçbir zaman için dokunulmayacak yani. Bizi söylenen söz o. Muhtar Metin böyle konuşsa da maden şirketinin sondaj çalışmaları anıt ağacın bulunduğu noktaya sadece 250 metre uzaklıkta. Bu bölgede eğer maden kazısı olursa bu görmüş olduğumuz 800 yıllık anıt ağaç ve çevresindeki bu çam ormanları tamamen katledilecek. Dolayısıyla su kaynaklarımız da yok olacak. Madenin köylü hakkında, köylü kesinlikle istemiyor. Çobanlarından, köy halkından tamam istemiyor yani. Hiçbir isteyen maden kazılsın diyen çıkmadı yani. Tamam devletimiz ekonomik katkı sağlayabilir ama gerçekten arazisi orman olmayan, su kaynakları olmayan yerlerde gerekli maden aramalarını yapsınlar. Ama burada su kaynaklarının, ormanın en güzel olduğu yerlerde maden yapılmasına karşıyız. Karaağaç'ta altın, Comburt'ta nikel ve Baklan bölgesinde kurşun ve çinko çıkartmak için Murat Dağı'nı delik deşik etmek isteyenlere hukuk ve vicdanın kesin olarak dur deyip demeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.